Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan bir seslenmek istiyorum. Geçen yıl Bal Ligi'nde 6 takımı direkt playoff oynamadan 3.lik almıştı ki bunlardan bir tanesi Kütahya Spor'dur. Ve şehir inanılmaz derecede mutlu olmuştu. Bizimle beraber diğer şehirlerin takımlar da mutlaka mutlu olmuşlardır. Şimdi ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Şimdi 3. ligden 2. lige çıkma mücadelesi var. 2. ligde 2 grup var. Biz aynı geçen sene playoff'ta, Bal Ligi'nde yaptığımız gibi bu yılda 3. ligde playoff oynayacak 6 takımı, 6 şehrin takımını ve ilçeleri de var tabii. Direkt 2. ligi alabiliriz. En fazla 2. ligde 2 grup yerine 3. grup olur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da 3. büyük grubu çok rahatlıkla idare edebileceğini, yönetebileceğini, buna da muktedir olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle kimler sevinecek? Son 2 hafta kaldı maçlar için. Tam da seçimin final noktasındayız. Sayın Cumhurbaşkanım ve diğer Cumhurbaşkanı adayları her gittikleri yerde büyük müjdeler veriyorlar, vaatler veriyorlar ki bunlar içinde en yapılabilir, en akla uygun ve söylediğinin arkasında duran lider olarak gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda vereceği bir müjde, şehirlerde seçim öncesi bir bayram havası yaratabilir. Ben hangi şehirler olduğunu izin verirseniz yanlış da olmasın diye buradan okumak istiyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanıma çağrımı da buradan bir daha seslenmek istiyorum. 3. ligden 2. lige çıkacak olan illeri saymak istiyorum öncelikle. 1. Kütahya Spor. Belediye Kütahya Spor'umuz. 2. Mersin, 3. Ordu, 4. Iğdır, 5. Karaman ve Aksaray illeri. Bunun yanında Çankaya, Karşıyaka, Kepez, Efeler, Beyoğlu, Hopa, Ayvalık, Kuşadası, Kestel, Derince ve geçen hafta gittiğimiz Urfa'daki Karaköprü, Urfa Karaköprü. Bu takımlarda biz direkt son iki maçını oynadıktan sonra playofflarını beklemeden 2. ligi aldığımız zaman en fazla bir grup daha oluşmuş olacak. Bu Türk futbolu için çok büyük yük olmaz, bir sıkıntı olmaz. Bu yapılabilir mi? Daha önce Bal Ligi'nde bu çok rahatlıkla yapıldı. Bal Ligi'nden 3. Ligi alınarak bu takımlar profesyonel ligde oynatıldı. Şimdi de 3. Ligi'den 2. Ligi'ye. Buna bir ihtiyaç var mı? Bence ihtiyaç var. Niçin bunun ihtiyacı olduğuna kısaca şöyle izah etmek istiyorum. Kütahya Spor'un stadı yok malum. Ve olduğu yere, şu andaki mevcut yerine de Sayın Bakanımızdan bir stat bekliyoruz. Kapasitesi 8.000. Bugün içeride kapasitenin çok üstünde yaklaşık bir 10.000'e yakın futbol sever vardı. Dışarıda soğuk havaya, serin havaya, hafif bir yağmurlu havaya rağmen bir 5.000'e yakın, en az bir 5.000'e yakın bir spor sever statların içine giremedi. Ama bu arada bu maç Eskişehir ile Kütahya arasında sanki ciddi bir rekabete dönüşecek gibi de iki komşu ilin arasında da belki geriye dönüşü olmayan bazı nifakların da atılmasına neredeyse sebebiyet verecekti. Ben buradan özellikle emniyet güçlerimize çok teşekkür ederim. Çok sağduyulu davrandılar. Her iki takımın taraftarlarını hem ayırma noktasında hem sağ salim şehirlerine gitme noktasında. Her ilde, her maçta bunlar olmayabilir. Hoşlanmadığımız, sevmediğimiz görüntülerle karşı karşıya gelebiliriz. Yakın bir zamanda İzmir'de olduğu gibi. Bunları olmasını hiç istemeyiz. Tam seçim atmosferinde böyle bir müjdeye, çünkü bu müjdenin siyasi partilerle bir alakası da yok. Şu anda Belediye Kütahya Spor'a gönül veren taraftar içinde her partiyle vatandaş mutlaka vardır. Çeşitli görüş ve düşünceleri de olanlar vardır. Farklı Cumhurbaşkanı adaylarına oy verecekler de vardır. Ama bunların ortak noktasını ben Kütahya'dan seslendiğim için söylüyorum. Biz bu takımımızı bir şekilde 2. ligde görmek istiyoruz. Ya direkt şampiyon olacağız ya da playoff'a katılacağız. Ama şimdiye kadar malum mecliste de kürsüde defalarca söylediğim için Merkez Hakem Kurulu'nun atadığı bazı hakemler ki şaibeli hakemler var işlerinde maalesef. Bunlardan birisi hakkında da Belediye Kütahya Spor yöneticileri ve başkanımız suç duyurusunda bulunmuştur. O hakemle ilgili. Biz gerçek olduğuna inanıyoruz. İnşallah doğru çıkmaz. Biz yanılmış olabiliriz ama hiç olmazsa bu tip şaibeler de önlemiş olabiliriz. Ve bu takımlar, bu iller ve bu ilçelerin takımları bir lige, yani bir üst lige, ikinci ligde spor severlerinin karşısına çıkarlar. Daha kaliteli futbol maçlarının oynanacağı bir düzene gireceklerini tahmin ediyorum. İnşallah bu çağrımız da Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde ve Genç ve Spor Bakanımızın nezdinde bir karşılık bulur. Bu müjde de seçimlere 6 gün kala vatandaşlarımıza verilmiş olur diye bekliyoruz. Umudumuz da bu yöndedir.